Of ya, sabahtan beri herkes aradım, kimse para vermiyor, kimse de para yokmuş. Ama böyle olmaz, kimden para bulacağım ben? Para bulmazsam başım büyük belaya girecek, evimi haciz edecekler. Hayır, hepsini geçtim, Zeynep'e ne diyeceğim ben? Hayatım kusura bakma, her şeyimizi alacaklar mı diyeceğim. Ama yapabileceğim bir şey yok ki. Gidip her şeyi Zeynep'le konuşmam lazım. Şu işe bak ya, o kadar yıldır biriktirdiğim her şeyimi kaybedeceğim dolandırıcılar yüzünden. Başıma gelene bak. Hadi beni geçtin, neyse ben yetişkinim. Çocuğumuzdan olacak, Mahmut'la dışarıda mı kalacağız? Of of, Allah'ım sen yardım et ya Rabbim, şu başımıza gelene bak. Zeynep'e ne diyeceğimi de bilmiyorum ki. Ben geldim Zeynep. Fakir geldi. Sesinden de anlaşılan mutsuz gözüküyor. Kesin bankayla anlaşamadı. Hiçbir şey yapamadı. Yukarıdayım, fakir gel. Zeynep, aynen tahmin ettiğimiz gibi oldu. Banka bize yardımcı olamadı. Dolandırılmak sizin suçunuz dedi. Hadi ya, bu durumu düzeltmenin hiç mi ihtimali yok? Hiçbir şey yapamazlar mıymış? Yapamazlarmış Zeynep. Bankanın prosedürleri gereği anlaşmaya uymamız gerekiyormuş. Eğer kartımız çalınırsa o bizim sorumluluğumuzdaymış. Kartımızı korumamız gerekiyormuş. Ama bu durumda bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu ki. Hackerlar kartımızı ele geçirmiş. Ne yapabilirdik? Nasıl koruyacağız? İnan ben de bilmiyorum Zeynep. Tek bildiğim ayvayı yediğimiz. Oğuz da zengin olsaydın, onlardan borç para isteseydin biraz. Aradım zaten, aradım. Aramaz olur muyum? Ama onlarda da para yokmuş. Hay Allah ya, şu düştüğümüz duruma bak. Şey ya Zeynep, ne diyeceğim? Acaba Kadir babayı mı arasak? He? Babanda para vardır. Ondan istesen olmaz mı? Ben sonra öderim ona. Fakir, benim de aklıma babandan para istemek geldi ama babamı tanımıyor musun? Siz ne cüretle benim kızımın evini haciz etmeye geldiniz der. Kurşuna dizer orayı. Olay çıkar. Doğru ya, haklısın. Adı üstünde deli Kadir. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Başımıza daha büyük iş almayalım sonra. Ben de aynen öyle düşündüm fakir. O yüzden babama haber vermedim. Duymasın o. Tamam o zaman, yapacak bir şey yok. Mahmut'a daha başka bir yere taşındığımızı söyleriz. Çocuğa sakın belli etme. Ay, hiç belli eder miyim fakir? Görmedin mi yavrum nasıl korktu, ağladı. Evet Zeynep, yapacak bir şey yok. Sıfırdan yeni bir hayat kuracağız. Eski evim gibi yıkık döküp bir ev bulalım kendimize. Orada yaşarız. Bir süre sonra para toplayıp daha güzel bir eve geçeriz ha. Olur hayatım, olur. Sen sıkma canını. Ben seninle her yerde yaşarım. Evin hiçbir önemi yok. Sen yanımda ol yeter. Aslan karım be, şuna bak. İyi ki seni seçmişim. Hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Hadi bak Mahmut yüzümüzü asık görmesin eve gelince. Bir sıkıntı olduğunu anlamasın. Çocuk zaten, kandırırız onu. Buradan taşınmamız gerektiğini söyleriz. Evet evet, kesinlikle haklısın. Ona hiçbir şey belli etmeyelim. Beyler, keyifler nasıl, yayında mı eğleniyormuş? Vallahi Mehmet abi, şu Polat abi şu işimizi hallederse dünyanın en mutlu insanı ben olacağım. Şöyle istediğin kadar eğlenelim. Mehmet, Polat abi gerçekten var mıymış? Polat abiyi görmek için sabırsızlanıyorum. Oho oğlum, sen ne diyorsun? Bu DI'de Polat abiyi tanımayan mı var? Bir de gerçek miymiş diye soruyorsun. Polat abimi gören yolunu değiştirir, yolunu. Kimse onun gözlerinin içine bile bakamaz. Vay be Memati, Polat abi ne kral adammış. Polat abim adamın dibi değil, dibi. Ne zaman başım sıkışsa bana çok yardımcı olur, çok seveyim onu. O da beni çok sever, şaşın kıymaz. Polat abim, canım abim. Sence ne zaman Polat abi buraya gelir? İşler çok geçe kalmadan halletmemiz lazım. Valla Ömer'cim, inan o yaşını ben de bilmiyorum. Geleceğim dediyse gelin. Ha 15 dakika, ha 1,5 saat şöyle. Onu ben de bilmiyorum. Ama adamı da zıtbit ayıyamam ki. Belki önemli bir işi vardı. Rahatsız edersem sinirlenebilir. O yüzden en işi beklemek. Hem Polat abim ben sana gelmeden önce haber vereceğim dedi. Şey Memati abi, emin olmak için soruyorum ama kesin gelir değil mi? Unutmaz bizi. Aman Mahmut kardeş, böyle bir soruyu duymamış olayım. Polat abim bu alemdeki en delikanlı insan diyorum. Geleceğim dediyse gelin. Tamam Memati abi. İçim yiyor işte, sen de anne halimden, yayımda duyamıyorum. Dediğim gibi beyler, oturup beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Birazcık relax olun ya, oturun hadi. Evet, bugünkü işlerimizi de hallettik. Ha, dur bakalım ya, sabah bizim Memati aramıştı. Başı sıkışmış, bana ihtiyacı varmış. Şimdi aklıma geldi. Şimdi onun işini görebiliriz. Memati'yi severim. Arayayım bakayım neredeymiş. Alo, Memati koçum, ben Polat abin. Söyle bakayım neredesin? Polat abi şehir merkezindeki parktayız. Çimenliklerde oturuyoruz. Tamamdır koçum, bekleyin orada. 5 dakikaya geliyorum. Tamamdır abi, eyvallah. Ulan Memati, bir yerinde rahat duramıyorsun. Sürekli başın sıkışıyor, sonra Polat abi. Neyse ki seviyorum keratayı. Gidelim bakalım sorunu neymiş. Hayat çocukken güzeldi be. Büyüdükten oldu. Bir sürü pis işlere bulaştık. O yüzden bu sefer gittiğimde Memati'nin kulağını çekeyim. Çekeyim de başını sürekli belaya sokmasın. İşte gördün bizim sarı kafayı. Şurada oturan çocuklar olmalı. Şşt! Memati, koçum geldim, buradayım. Gel bakalım şöyle. Aha de geldi Polat abi, beyler koşun yanına gidelim, hadi gelin oturmayın daha fazla. Hoş geldin Polat abi, nasılsın? İyiyim koçum çok şükür, seni sormalı. Yine başını belaya sokmadan duramadın değil mi? Abi aslında olay ben değilim, olay Mahmut. Mahmut mu? Mahmut da kim? Selamun aleyküm Polat abi. Mahmut benim. Oğlum kaç yaşındasın da sen bu yaşta başını belaya soktun, hayırdır? Aslında ben...
Duy Polat abi, düşündüğün gibi bir şey değil. Küçük bir iş aslında. Sadece birazcık şanssızlığımıza denk geldi. Memati, anlat bakalım şu olayı ağzında gevelemeden hadi. Şey abi, geçen gün Mahmut babasının kredi kartını almış. Ben, Ömer, Mahmut hepimiz dışarı çıktık. Tabii bizde paya yok. Ne gezer? Biz de yedik de yedik, içtik de içtik. Deliler gibi takıldık dışarıda, yapmadığımız şey kalmadı. Tabii bunların hepsini Mahmut'un babasının kredi kartından ödedik. Al işte. Sonra ne oldu bakalım? Heh işte, ama hesaba katmadığımız bir şey vardı. Fakir amcanın tüm bu olanları ödeyecek payası yoktu, biz onu düşünmedik. Fakir amca da kimmiş ya? Benim babam. Memati, sonra ne oldu, anlat bakalım. İşte şöyle, tam olarak şu oldu Polat abi. Fakir amcanın evine haciz geldi. Fakir amca da şu an borcunu ödeyemiyor çünkü o kadar payası yok. Bir şeyler yapmamız lazım Polat abi. Aslında tüm bu olanların suçlusu benim. Ben olmasaydım Mahmut bu kadar paya harcamayacaktı, yardım et. Dur bakayım, şimdi baştan söylüyorum, doğru mu anlamışım? Siz bu ufaklığın kartından yediniz de yediniz, içtiniz de içtiniz, sonra kuruş para ödemediniz, öyle mi? Tüm bu masraflar da çocuğun babasına kaldı. Çocuğun babasının da bunları ödeyecek parası yok diye bankaya bir haciz mi getirdi? Tam olarak da öyle oldu Polat abi, çok zeki adamsın valla. Oğlum Memati, yakışıyor mu lan sana hiç? Sen utanmıyor musun küçücük çocuğu kandırıp tüm parasını kullanmaya ha? Delikanlılığa yakışır mı? Yakışmaz abi, yakışmaz. Yakışır mı hiç? Çok haklısın, ben de hata yaptığımı anladım. Lütfen yardım et, bir daha yapmayacağım, söz veriyorum. Sus, söz verme çarpılırsın. Bu bana verdiğin kaçıncı söz? Abi valla ya, kuşuya bakma bu şon. Lütfen yardım et, çok mahcubum. Benim yüzünden çocuğun evine haciz gelecek, bir şeyler yap. Polat abi, elini ayağını öpeyim abi. Lütfen bir şeyler yap abi. Söz veriyorum, bir daha asla babamın payasını çalmayacağım. Tamam. Siz şimdi kaybolun, evlerinize gidin. Daha fazla ortalıkla dolaşmayın. Ben gidip bankayla konuşup durumu halledeceğim. Polat abi, bir sıkıntı olmaz değil mi? Sorunsuz bir şekilde halledersin değil mi bu işi? Basit bir iş. Benim halledemeyeceğim sorun yok aslanım. Sen orasını bana bırak. Hadi şimdi evlere koşun. Beyler, gördüğünüz gibi şoyun çözüldü. Polat abim halledeceğim diyorsa halleder. Şimdi dediği gibi evlere gidelim çabuk. Adamsın Polat abi. Allah'ım yarabbim ya. Keretaların yaptığı işe bak. Hadi gidelim bakalım. Görüşelim şu bankayla. Sorun ortadan kalksın. Selamın aleyküm. Aleyküm selam Polat Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum, hoş buldum, eyvallah. Ufak bir sorun vardı da onu çözmeye geldim. Yardımcı olursunuz herhalde. Tabi efendim, yardımcı oluruz. Sorun neydi ki tam olarak? Bu geçenlerde bir adamın evine haciz mi ne gelmiş? Adını unuttum şimdi, az önce çocuklar söylemişti. Fakir Bey mi efendim? Fakir. Doğrudur. O adamın haciz işlemlerini hemen iptal edin. Ama efendim, buna ben karar veremem biliyorsunuz. Banka müdürümüz çok kızar, lütfen benden böyle bir şey istemeyin. Koçum, banka müdürün kızar da Polat abin kızmaz mı sanıyorsun? Abi seni de anlıyorum ama biliyorsun yapamam bunu. Lütfen benden başka bir şey iste. Bak koçum, benle anlaşamayan insanlara ne yaptığımı iyi bilirsin. Israr edecek misin? Dediğimi yapacak mısın? Abi tamam, peki bir dakika müdürümle görüşebilir miyim telefonda lütfen? En azından ona haber vereyim. Tamamdır koçum, bir dakikam var, çabuk ol. Bekletme Polat abini. Alo müdür bey, çok acil bir durum var, o yüzden rahatsız ettim. Polat Alemdar bankamızda. Polat Alemdar bankamızda mı? Ne istiyor ki, bir sorun mu olmuş? Evet efendim, fakir beyin evine gelen hacizin iptal edilmesini istiyor. Nasıl ama, bu bir saçmalık, bunu yapamayız. Efendim, bunu yapmazsak olay çıkaracağını söylüyor ve gerçekten çok sinirli. Sen ver bakayım şu telefonu bana, bir de ben konuşayım müdür beyle. Belki o zaman anlaşırız ha? Müdür bey, Polat bey sizinle konuşmak istiyor efendim, veriyorum. Efendim Polat bey, buyurun. Bak müdür, sana bir kere diyorum, daha tekrarlamayacağım. Fakir beyin evine gelen hacizi iptal ettiriyorsunuz diyorum, bu kadar. Anlaşıldı mı? Ama efendim. Efendin değilim ben senin. Dediğimi yap yeter. Kapat. Ben konuştum müdürünle. Sıkıntı olmayacağını söyledi. Şimdi dediklerimi yap hadi. İşim gücüm var, daha fazla tutmayın beni burada. Peki efendim, ilgili birimlere hemen haber yolluyorum. Şu anda sisteme fakir beyin evinin haciz işlemlerinin geçerli olmadığını yazıyorum. Güzel güzel yaz. Yazdıktan sonra da fakir beyi ara. Bir sıkıntı olduğunu söyleyip özür dile. Tek kuruşta para ödememesi gerektiğini eklemeyi unutma. Anladın mı lan? Evet efendim, anladım. Merak etmeyin, dediklerinizin hepsini söyleyeceğim. Güzel, hadi benden bu kadar. Görüşürüz. Tamamdır, bu işi de hallettik. Eşek sıfalarına bak, adamın kaç yıllık birikimini mahvedecekler de bir gün takılacağız diye. Ah şu çocuklar var ya, şu çocuklar. Mahmut, Polat abinin dediklerini duydun. Siz evinize gidin, ben halledeceğim dedi. Ömer abi, sence Polat abi bunu halledebilir mi? Mahmut, en başta gerçekten ben de Memati'ye inanmıyordum ama adamı gördün. O adamın dediğini yapmamak mümkün mü? Ne kadar da korkutucu, görmüyor musun? Evet Ömer abi, evet.
Ayaklayıma kapandayşa kapanıyordum valla. Sen şimdi eve git. Hiçbir şeyden haberin yokmuş gibi davran. Annem babana da üzülmemelerini söyle. Nasıl yani Ömer abi? Onunla ya Polat abiden bahsetmeyeyim mi? Dert etmeyeyim, ben bir adam buldum, o sıkıntıyı çözecek demeyeyim mi? Hayır Mahmut, sakın böyle bir şey yapma. Bunların hepsinin senin başının altından çıktığını anlamasınlar. Sen hala olayla ilgili hiçbir fikrin yokmuş gibi davranmaya devam et, tamam mı? Peki o zaman Ömer abi. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Hadi şimdi yallah doğru eve. Valla Polat abi beni burada görmesin. Topuklayıma şikayı yoksa ben geldim. Mahmut yavrum hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Ağlamıyorsun değil mi hala? Yoo, niye ağlayayım ki baba? Aksine çok mutluyum. Dünyanın en mutlu insanı benim. Çocuk işte parka gidince üzüldüğü her şeyi unuttu. Baksana ne kadar da mutlu. Şey yani oğlum şeyden sebep sordum. Hala sabahki olayların etkisinde değilsin değil mi? Yoo, niye olayların etkisinde olayım ki? Hem demedin mi sen bir yanlışlık olmuş? Yanlışlık olduysa düzeliyim canım. Üzülecek bir duyum yok değil mi? Şey tabi oğlum haklısın da seninle konuşmamız gereken bir şey var. Hadi ya ne oldu ki? Anlat babacım, dinliyorum. Zeynepciğim hayatım, sana anlatmak ister misin devamını? Peki Mahmut anneciğim bizim buradan taşınmamız gerekiyor. Ne, taşınmamız mı gerekiyor? Ama neden? Hayır, ben bu yayı çok seviyorum. Taşınmamız gerekiyor çünkü. Bu da kim ya? Bankadan arıyor olmalılar. Evet, bankadan arıyorlar. Sanırım adamlar geri geleceklerini haber vermek için arıyor. Zeynep bir saniye, ben bakayım şu telefona. Buyurun ben Fakir, siz söylemeden ben söyleyeyim. Tamam, gelebilirsiniz. Hiçbir bahane bulamadım, evi boşaltmaya hazırım. Fakir Bey, öncelikle sizi uğraştırdığımız için özür dileriz. Ama evinizi aciz etmeyeceğiz, bir yanlışlık olmuş efendim. Ne, nasıl yani, ciddi misiniz? Evet efendim, tekrardan kusura bakmayın, çok özür dileriz. Biliyordum bir yanlışlık olacağını biliyordum. Allah'ım sana şükürler olsun. Fakir ne oldu, ne diyorlar, geliyorlar mıymış, boşaltalım mı evi? Hayır Zeynep, boşaltmıyoruz evi falan. Ben demiştim bir yanlışlık olduğunu, onlar da fark etmiş. Beni arayıp özür dilediler, bir yanlışlık olduğunu söylediler. Ay inanmıyorum, ciddi misin? Çok sevindim ya. Sen mi ben mi Zeynep, sen mi ben mi? Hey anneciğim, babacığım, neden buradan taşınıyoruz? Bana bir açıklama yapmadın hala, ben buradan taşınmak istemiyorum. Ne taşınması oğlum, taşınmıyoruz hiçbir yere. Biz sana şaka yaptık, evet şaka yaptık. Çok komikti değil mi? Evet oğlum, şaka yaptık biz sana ya. Öyle bir şaka yapalım dedik, hani mutsuzdun ya. Taşındığımız falan yok, merak etme. Tamam o zaman, sizi böyle mutlu gördüğüme çok sevindim. Ben odama gidiyorum. Oh be, Mahmut'a da hiçbir şey belli etmedik. Yavrum üzülmedi hiç. Evet Zeynep, evet çok iyi oldu. Bana hiçbir şey belli etmemişlermiş. Siz öyle sanın. Aslında tüm bu olanların benim başımın altından çıktığını bir şeyler kalp krizi geçirirler herhalde. Aslında bazen çocuklar anne babalarından daha fazla şey bilirler. Sadece anne babaları çocuklarının hiçbir şey bilmediğini sanır. İşte benim duyumum da tam olarak buydu. Sadece size hiçbir şey belli etmedim. Ama artık rahat bu uyku çekebileyim. Merhaba arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve şimdi sıra günün sorusunda. Bu videonun sorusu şu: hiç anneniz veya babanızın size yalan söylediğini fark edip anlamamazlıktan geldiğiniz oldu mu? Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.